CFX.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Android telefonunuzda duvar kağıdı ve temalar açılmıyor. Duvar kağıdı takıldı kaldı. Değiştiremiyorum konusuna değineceğim. Geçtiğimiz günlerde aynı sorun benim de başıma geldi arkadaşlar. Neler oldu? Nasıl bu durumdan kurtuldum? Hepsi bu videomuzda. Arkadaşlar 5 gün önce pek çok kişi bu sorun ile karşılaştı ve halen bu sorun devam ediyor olabilir ya da yeni farkına varmış olabilirsiniz ve elbette yeni fark edilecek olanlar da olabilir. Öncelikle sorunun başlangıcına dönelim. Telefonunuza büyük bir ihtimal ile bir zararlı bulaştı diyebiliriz. Şöyle ki bu sorunu yaşayan arkadaşlar da Google Play Protect tarafından bir uyarı almış olabilirler. Ekrandaki uyarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazınız risk altında. Bir zararlı uygulama bulundu. Bu uygulama Android'in güvenlik korumalarını atlatmaya çalışıyor. Devre dışı bırak butonu hemen bu yazının altında yer alıyor. Ve bu noktada devre dışı bırak diyen arkadaşlar artık temalar ve duvar kağıdı uygulamalarına erişemeyecekler. Ya da artık erişemiyorlar şu anda. Duvar kağıdı ve temalar uygulamasını nereden başlatmak isterseniz isteyin tepkisiz kalacaktır. Çünkü Google Play Protect uyarıyı verdiğinde devre dışı bırak dedik. Devre dışı bırakan arkadaşlar için söylüyorum. Bence iyisini yaptılar. Çünkü aynı günlerde Bitdefender bir güvenlik uyarısı açıkladı. Ve uyarı arkadaşlar şu şekildeydi. Google Play Store'da kurbanların mobil cihazlarına 2 milyondan fazla kez yüklenen, istenmeyen reklamlar görüntüleyen 35 kötü amaçlı Android uygulamasından oluşan yeni bir grup bulundu. Uygulamalar potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamaları keşfetmek için gerçek zamanlı davranış sergiliyorlar. Reklam yazılımı uygulamaları Android'de kendilerini gizlemek için birden fazla yöntem uyguluyorlar. Uygulamalar genellikle kullanıcının doğru uygulamayı başlattıklarını düşünmeleri için dişli çark simgesi görünümünü alıyor ve algılama silme işleminden kaçınmak için kendilerini ayarlar olarak yeniden adlandırıyorlar. Kullanıcı simgeye tıklarsa uygulama sıfır boyutunda kötü amaçlı yazılım uygulamasını başlatıyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu zararlı yazılım kendini temalar uygulamasına atamış olabilir. Ve Google Play Protect bu zararlı uygulamayı buldu ve devre dışı bırakmamızı istedi. Çünkü Google Play Protect uygulamalarımızı ve cihazlarımızı zararlı davranışlar açısından kontrol eder. Cihazımızda başka kaynaklardan gelen zararlı olabilecek uygulamalar olup olmadığını kontrol eder ve cihazımızda zararlı uygulamaları devre dışı bırakabilir veya kaldırabilir. Temalar ve duvar kağıdı uygulamaları açılmıyor. Peki gelelim şimdi sorunumuza. Temalar ve duvar kağıdı uygulamaları artık açılmıyor. Çünkü biz bunu Google Protect'ten devre dışı bıraktık. Geri getirmek için ne yapacağız? Arkadaşlar geri getirmek için telefonu sıfırlamamız gerekiyor. Ve elbette hepimiz biliyoruz ki sıfırlama işleminde veriler kaybolur. Telefon ilk aldığımız güne geri döner. Bu sebebiyle verilerimizi yedeklememiz gerekir. Yedeklemeyi yaptıktan sonra telefonumuzu sıfırlayabiliriz. Nasıl sıfırlayacağız? Ayarlar uygulamasını açıyoruz. Telefon hakkındaya dokunuyoruz. Ve fabrika ayarlarını sıfırlaya dokunuyoruz. Fabrika ayarlarını sıfırlaya dokunduğumuzda aşağıdaki öğeleri sil, hesaplar, kişiler, fotoğraflar ve videolar, uygulamalar, yedeklemeler, SD kart verisi ve bu cihazdaki diğer öğeler şeklinde silinecek tüm verileri görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların yedeklemesini yaptıysanız tüm verileri sil butonuna dokunuyorsunuz ve artık sadece cihazın başlamasını bekliyorsunuz. Bu işleme başlamadan önce pil düzeyinin %100 dolu olduğundan emin olun. Çünkü bu sırada da pil harcayacağı için cihazınızın pil tüketimi olacaktır. Eğer pil seviyeniz düşükse telefonunuz daha sonra açılamayabilir. Bu riski göze almayın. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve telefonu sıfırlama işleminden sonra neler oluyor? Telefonu sıfırlama işleminden sonra bakın arkadaşlar temalar artık açılıyor. İstersek duvar kağıtlarını değiştirebiliriz. Ayrıca pek çok kişi şu şekilde de duvar kağıdını değiştiriyor. Uzunca bastıktan sonra ana ekranına duvar kağıdını dokunduğunda yine duvar kağıtları menüsü açılacaktır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ve artık istediğimiz gibi duvar kağıtları ve temalar uygulamasını kullanabiliriz. Temalar uygulamasını kaldırmayan arkadaşlar için ise
Şunu söyleyebilirim. Bu tavanlar uygulamasını kaldırdıktan sonra bir güncelleme geldi. Artık virüsten dolayı mı yoksa güncelleme ile düzenlediler mi bir fikrim yok. Eğer siz de bir güncelleme görüyorsanız versiyon 2.1.0.3 bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Güncelleme sonrasında temalardaki sorun yok oldu ise sorun yok demektir. Eğer temalardaki sorun düzelmedi ise o zaman yine sıfırlama işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.siyavix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.